Zil Matematik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. AYT denemesi olan reaksiyon denemesinin birinci denemesinin çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuzda hemen başlayalım. Bir karmaşık sayılar sorusu karşılamış bizi. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bakın ilk küp nedir? Eksi. Önünde de eksi var. Buraya bu şekilde yazalım. İ üzeri 5 nedir arkadaşlar? Kuvveti 5'e böl kalan 1. Demek ki i üzeri 1'e eşit bu da. Çarpı 1 eksi 5 i. Eksi eksi artıya döndü arkadaşlar. O zaman burası nedir? 1 artıyı. Yanındaki de 1 artı ile çarparsam 1 artının karesi olacaktır. Çarpı 1 eksi 5 i. 1 artının karesi nedir dostlar? 2 i. Bakın bunu parantez içerisine dağıtalım. 2 i eksi 10 i kare olacaktır. i kare nedir dostlarım? Eksi 1 önünde de eksi var. Burası artı 10 olarak gelecek. Yani 2i artı 10'a eşitmiş bu işlem. Bu da ne eşitmiş dostlar? A artı B'yi. Karmaşık sayıların eşitliği ne diyorduk? Reel R ile A eşittir 10. İmajiner de imajiner eşittir. B eşittir 2. Demek ki doğru cevap seçeneğimiz 10 artı 2'den 12 olacaktır. Birden 9'a kadar olan sayılar her çembere bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir. Bakın her çembere bir sayı gelecekmiş. Bu yerleştirmede okun çıktığı çemberde Sayıya okun yanındaki işlem uygulanacak ve işlem sonucu okun gösterdiği çemberin içerisinde yazılacaktır demiş. Sarıya boyamış çemberlerin içine yazacak olan sayıların toplamı kaçtır? Dostlar hani şu x'den değil de direkt üçüncüsünden başlayalım. Neden? Bakın 1 ile 7'yi çarparsanız 7, 2 eklerseniz 9. Buraya 2 yazdığınız an çarptığınız sayı bir rakam olmayacak. Tek bir durumu vardır bunun. 1 ile 7'yi çarparsak 7, 2 eklersek 9. Şimdi üst taraflara bakalım. Hani çarpı 2 dediğinde olabildiğince maksimum buldurmaya çalışsam. Yani şöyle. Buraya 8 yapmaya çalışsam. 4. 1 çıkarma 4 olacaksa 5. Yani çarpı 2'ler e, büyük ifadeler getireceği için ben direkt 9, 7, 8 gibi ifadeleri sayıları ortadan kaldırdım. Şimdi orta kısmı bakalım. Hani elinden kaldı? 6 kaldı, 3 kaldı, 2 kaldı. Hani en büyüğünden başlayalım. 6'yı 2'ye bölersek 3, 1 çıkarsak 2. Orta kısmı da bulmuş olduk. Sarıya boyalı olan ifadelerin toplamı 21 olarak gelecektir. Sıradaki soruyu atlayalım. Bir A doğal sayısı 2, 3, 5, 6, 9 ve 10 sayılarından 4 tanesine tam bölünüyor. 2 tanesine ise bölünmüyor. A sayısının tam bölünemediği sayılar. İfadeleri de beslenen sayılardan hangileri olabilir? Şimdi dostlar 5 ve 10'a tam bölünemiyorsa 2 3 6 ve 9'a bölünecek. Bakın bu olabilir. 6 ve 9'a bölünemiyorsa 2 3 5 ve 10'a bölünecek. Şimdi bakın şöyle bir yanlışlık var. 2 ve 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünecektir. Yani bu ikinci öncül olamaz. 9 ve 10'a bölünemiyorsa 2 3 5 6'ya bölünecek. 2 ve 5'e bölünüyorsa 10'a da bölünmek zorunda. Demek ki üçüncü öncülümüzde yalnız yani tek Doğru öncülümüz 1. Dördüncü soru. Biller basamağı 8 olan doğal sayıların kümesi. A. A kümesi neymiş dostlar? Biller basamağı 8 olan doğal sayıların kümesi. Onlar basamağı 2 olan doğal sayıların kümesi de B. Bak şöyle yapayım. Aklımızda kalması için yazalım en azından. Onlar basamağı 2 olan doğal sayıların kümesi B. C ise neymiş? 4'e tam bölünen doğal sayıların kümesi. 4'e tam bölünen doğal sayıların kümesiymiş arkadaşlar. Şu şekilde yazalım. Şimdi dostlar. Aşağıdakiler hangisi doğrudur? C A'nın bir alt kümesidir denemiş. Yanlış. Çünkü bakın C'de 0 var, 4 var. Yani 4'ün katı olan bütün doğal sayılar var. A C'nin bir alt kümesi olurdu. Ama C A'nın bir alt kümesi olamaz. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum dostlar. Hani tek tek şıkları denemektense. Bunu gördüğümde bakın. B kümesinin olayı ne? Ee, onlar basamağı 2 olan doğal sayılar. A kümesinin olayı ne? Birler basamağı 8 olan. A kesim B ne olacaktır dostlar? Birler basamağı 8. Onlar basamağı 2 olan sayılar. Sonuçta A kesim B. E, son iki basama 28 şekli olan sayılar. Yani her türlü A kesim B dördün bir katı. O zaman şunu diyebilirim. C kümesi de direkt dördün katı olan doğal sayılar değil miydi? Yani A kesim B C'nin bir alt kümesidir diyebilirim. Yani direkt doğru cevabımı kendim çıkar çıkarmış olayım. Doğru cevap E şıkkı. Sıradaki soruya geçelim. Deniz birden yüze kadar olan sayıları yazmış. Der reel bu dizideki her bir terimin 8 ile e ebobunu hesaplamış arkadaşlar. Bakın 8 içerisinde sadece 2 çarpımı olan bir sayıdır. Tek sayılarımız içerisinde 2 çarpımı olmaz. O yüzden 1, 3, 5 yani tek sayılar ile 8 aralısında asal oldukları için ebobları hep 1 gelecektir. Bunu hemen yazalım dostlar. 99 diyecektik buraya. Sonra çiftleri de ayrı ayrı yazalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e kadar yazalım. Bakın 2 ile 8'in ebobu nedir arkadaşlar? 2. 4 ve 8'in ebobu nedir? 4. 6 ve 8'in ebobu nedir? 2. 8 ve 8'in ebobu 8'dir. Tekrardan ona geldiğimde 10 ve 8'in ebobu 2. 12 ile 8'in ebobu 4. Hep başa saracak arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. 14 ve 8'in ebobu 2. 16 ile 8'in ebobu 8'dir. Bakın sürekli başa sarıyor. Nereye kadar gidecek bu? 100'e kadar. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Derya'nın yazdığı dizinin tüm terimlerin toplamı. E zaten buradan ne gelecek? Kaç tane tek sayı var burada? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artıdan 50 tane var. Yani buradan 50 gelecek. Buradan ise arkadaşlar bakın şöyle hep 4 adımda bir aynı ifade gelmekte. Toplarsam buradan 16 gelecek. Peki 4'er 4'er burada yine kaç tane çift var? 50 tane çift var. 4'e bölersem 48 tane 4'lü ekip Pardon 48 dersek 12 tane dörtlü ekip kurabilirim. Yani 50'yi 4'e ödersem 12 kere var. 12 tane bunun gibi dörtlü ekip kurabilirim. 12 çarpı 16. En son ne artacak arkadaşlar? 98 ve 100. Yani bunun 2, bununsa 4 olacaktır. Hani en son 2 kalanı verecek ya bu ikisi gelecek. Artı 6 diyebiliriz. Hızlıca çarpalım arkadaşlar. 160, 192, 6 da 198 gelecektir buradan. 50 eklersek doğru cevap seçeneğimiz 248 olacaktır. Mantık sorusuna devam edelim arkadaşlar. Soru 6'dayız. ABC rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayıdır demiş. Şurayı unutmayalım. Önermeleri önermelere geçelim. P ise Q veya R önermesi yanlış. Dostlar mantık sorularını çoğunlukla hatta genel olarak. Hep ise'nin yanlış olduğu sorulur. İse'nin yanlış olduğu tek bir kural vardır. Bu da 100 kuralı. Bunu da atlatmış oldum. Yani P önermesi doğru. A sayısı 5'ten büyüktür. Veya bağlıcıyla birbirine bağlanmış iki önerme yanlış ise bunların her ikisi de yanlış olmak zorunda. Yani Q yanlış. B sayısı A sayısından büyük değildir. Yani B sayısı A sayısından büyük değilse küçük eşittir. Ama yanlış dediği için küçüktür'ün tersi nedir? Değeri nedir arkadaşlar? Büyüktür. Yani küçük eşittir'in değeri büyüktür'dür. B, adam büyükmüş. R yanlış denilmiş. C sayısı tek sayıdır. Yanlış. Yani C sayısı çift sayı olmak zorunda. Bize demiş ki bu bilgilere göre yazılabilecek en büyük A, B, C'nin rakamları toplamı. Şimdi A'ya hemen 9 diye atlamıyorum. Çünkü en büyük A, C sayısı istemiş ama A'ya 9 dersen B olmayacak. E9 diyeyim A8 diyeyim. E, rakamlarından farklı demişti. C8 diyemem. En büyük sonra 6 gelecek çift olarak. Evet en büyük ABC sesini yazdık. Rakamları toplamı ise 23 olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Hemen 7. soruya geçelim arkadaşlar. A ve B birer gerçek sayıdır denilmiş. Bakın yazalım. 16 çarpı 10 üzeri A Böyle Hani yukarısı toplamaysa ayırın arkadaşlar. Öncelikle 5 çarpı 5 üzeri B çarpı 2 üzeri b. Eşittir. Hani burada 10 yakalayacağım için üstler aynısı altları çarpacağım ya. Bakın burası ne olacak? 16 çarpı 10 üzeri a bölü 5 çarpı 10 üzeri b olacak. Hani o yüzden 10 çarpanları yakalayacağım için 20 üzeri 5'i de 2 üzeri 5, 10 üzeri 5 de ayırmak istedim. Dostlar hatta direkt şöyle yapalım. 16'ları serleştirsem buradan da 2 kalacak. Bunu hiç yazmayalım bile. Buradan ne geldi? 2. Buradan 10 üzeri 5 olacak. Bunları aynı yazalım. Tabanları aynı bölüyorsak arkadaşlar üstteki kuvvetten alttaki kuvvet çıkartır. 10 üzeri a eksi b. Çapraz çarpmak 5'i de buraya atarsam 2 çarpı 5 10 yapar. Yanında da 10 üzeri 5 var. Yani burası 10 üzeri 6 oldu. Tabanları aynıysa üstler eşittir diyebilirim. Güzeldir. Fonksiyon sorusu ile devam edelim arkadaşlar. Bir f fonksiyonu tanımlanmış. A dışındaki bütün renk tanımlı e, değer kümesinde ise B dışındaki bütün reel var. F fonksiyonu birebir ve örtendir demiş. Birebir ve örtense tersi var diyebilirim. Şimdi dostlar unutmayın tanım kümesinden atılan bir A değeri var ve değer kümesinden atılan bir B değeri var. Bu ne demek? Bu fonksiyonun kendisini tanımsız yapan değer. Bu ise tersini de tanımsız yapan değerdir. O zaman hızlı bir şekilde ben önce diyorum ki hani fx'i yalnız bırakmaya çalışalım. Hemen şu x'i içeriye dağıtalım. 3x Eksi x çarpı fx eşittir 4 fx artı 6. Dostlar 6'yı buraya atalım. Eşliğin sol tarafına fx'i de karşı tarafa atalım. Yani x çarpı fx'i de buraya atalım. Ve fx parantezde yazalım. Ne gelecek? x artı 4. Bölüm olarak 3x eksi 6'nın altına geçirirsek fx'i bulmuş olduk. Bakın f'in kendisini tanımsız yapan değer nedir? Eksi 4. Yani A değerimiz ne olacak dostlar? Eksi 4 gelecek. Tersini alalım. E, bu fonksiyonun tersi nasıl alınacak? Ax artı b bölü cx artı d tipindeki fonksiyonları tersi nasıl Pay kısmındaki x'in kat payda kısmındaki sabitlerim terim eksili bir şekilde yer değiştirecek. Yani eksi 4 x eksi 6 bölü x eksi 3 diyebilirim. Bakın tersini tanımsız yapan derdi 3. Bu durumda B'yi de 3 olarak bulmuş olacağız. A artı B ne gelecek dostlar? Eksi 1. 9. soruna devam edelim. E, aşağıda F bileşke G ve Gx fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Dostlar elimdeki bilgileri kullanayım. Bakın. F bileşke G01. G03. F bileşke G1 ve G1 2'ymiş. Bunları hemen kullanmaya çalışalım. Yazalım. Şu fonksiyonu X'ini 1 yazarsak. F bileşke G1 2. Ayrıca G1 de 2 dostlar. Yani şu G1'in 2 olduğunu bulduğum için burada G1 yerine 2 yazarsam F2'nin de 2 olduğunu söyleyebilirim. F doğrusal bir fonksiyon demiş. Tamam. Bunun için değerler bulmam gerekiyor. Ayrıca neye kullanalım? 0 absis noktaya kullanalım. Bu fonksiyonu x x'lerine 0 yazarsam F'e G0 1 gelecek. Ayrıca G0'ın da 3 olduğunu biliyorum. Yani g 0ı yerine yazarsam f 3'te ne olacak? 1 eşit olur dostlar. Bakın doğrusal fonksiyon demiş. f 2 2 f 3'te 1. Doğrusal fonksiyonlar nedir arkadaşlar? Birbirindeki değişim oranları sabit olan fonksiyonlardır. Hatta birbirindeki değişim oranı burada ne diyorduk? Eğim diyorduk. Yani x'in kat sayısı. E, f 2 2. f 3'te 1. Yani bu fonksiyon e, geriye doğru girdikçe artı 1 artıyor. Öyle düşünebilirim. F1 3 olacak. F0 da 4 olacak diyebilirim. Ya da hemen nasıl hesaplarız? X'in kat sayısı eğim değişmiş, demiştik. F2'den F3'e birbirinde 1 bir azalmış. Yani eğim eksi 1 deyip A'nın kat eksi 1 diyebilirsiniz. Herhangi bir noktayı sağlatmaya çalışın. Eksi eklersem dersem eksi 2. Ancak 4 eklersem artı 2 olur dersin. Bakın buradan da F0'ı 4 olarak bulabilirsiniz. 10. soruyla devam edelim arkadaşlar. A, B ve C gerçek sayıları için. Bakın böyle bir ifade verilmiş. Dostlar şunu yapmaya çalışın. Eşitsizlik sorularında böyle A kare B kare B küplü ifadeler varsa hani kuvvet çift olanı direkt ifadelerden silebilirsiniz. Kuvvet tek olanı da kuvvetini sil. Aklınızda bulunsun. Şimdi kuvvet çift olanı direkt sildiğimi düşünün. A negatif B pozitif. Bunları buldum. Ayrıca bakın ayrıca şunu biliyorum. Hani A çarpı B çarpı C de sıfırdan büyük. Bakalım herhangi ikisini kıyaslamam gerekecek mi? A negatifti dostlar. B pozitif demek ki C'de eksili olmalı ki bu üçünün çarpımı sıfırdan büyük olsun. En büyük o zaman B'dir. B çünkü pozitif. A ve C'yi kıyaslayalım. Bakın şu ikisini kullanmaya çalışalım. A kare çarpı B küçüktür. A, B, C. B zaten pozitif olduğu için sadeleştirebilirim. A'ları da sadeleştiririm ama A negatif olduğu için işaret sefer yönleştirecektir. A C'den büyükmüş. Demek ki en büyük olan B sonra A sonra C diyebiliriz. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Şimdi söyle devam edelim. P bir asal sayı ve X bir tam sayıdır. Mutlak X eksi 4 çarpı mutlak X artı 2 P olarak verilmiş. Dostlar bir asal sayı ancak kendisi çarpı 1 şeklinde yazılabilir. O zaman şunu düşüneceğiz. Burası 1 burası P. Buraya burayı bir yapan değerler nedir dostlar? 5 veya 3. X yerine 5 dersem 1 çarpı 5 artı 2'den P7 gelir. X yerine 3 dersem 3 4 çıkarın. Eksi 1 ama mutlak değer içerisinde olduğu için artı 1 olacaktır. 3 artı P5 gelir. Veya tam tersi durum var değil mi dostlar? Yani şurası P bu sefer burası 1 olsun. Yani tam tersi yapalım. Burayı 1 yapan değerler nedir sevgili dostlarım? Eksi 1 veya eksi 1 yapan değer nedir? Eksi 3. X yerine eksi 1 derseniz burası 1. Eksi 1 derseniz eksi 5 yine 5 olarak çıkacak. Eksi 3 derseniz eksi 1. Eksi 3 derseniz eksi 7 yine 7 olarak gelecektir. Demek ki P sadece 7 ve 5 asal sayıları olabilmekte. Alabileceği fark değerlerin toplamı da 12 olacaktır. 12. soruyla devam edelim arkadaşlar bir px polinom verilmiş ve bu polinom x, x 2 ile tam bölünebilmektedir. Bakın altını çizdiğimiz yer ne demek? P2 eşittir 0 demektir. x x 2 tam bölünebilmektedir diyor. Ayrıca dostlar şu grafiği biraz inceleyecek olursam. Bakın x yerine 0 dersem p 0 eşittir. Zaten bunlar edecek p 0. p 0 eşittir gelecek. Bunu yapmama gerek yok. O zaman x yerine 1 yazalım. Yani burada verilen değerleri yerine yazıp Bunları bulmaya çalışın sorularda. x'e 1 dersem p1 x'e 1 dersem 2 x'e 1 dersem burası p1 olacak. Evet bakın bunlar birilerini götürecek. Demek ki p0 artı 2. 0 eşitse p0 eksi 2 olmalı. Haydi bunun yerine yazalım arkadaşlar. Bakın buraya eksi 2 yazalım. px eşittir 2x kare artı p1 çarpı x Eksi 2. Şimdi bakın arkadaşlar. X yerine 2 yazarsak. Çünkü onun sıfır olduğunu söylenmiş. X yerine 2 yazarsam P2. Eşittir 2 dersem. 8 artı 2 tane P1. Eksi 2 gelecek. Bakın P2 zaten 0'dı. Buradan ne olması gerekir arkadaşlar? P1'in eksi 3 olması gerekir. 2 tane P1 eksi 6 gelmekte. P1 de -3 olarak gelecektir. Soru hala bitmedi arkadaşlar. Bizden ne istemiş? Px polinomunun katsayılar toplamını istemiş. Yani P1 istemiş. P1 de -3 olarak gelmiştir. 13. soruyla devam edelim. Klasik bir bölen kalan sorusu arkadaşlar. Bakın bir Px polinomu x 2 ile bölümde kalan 3 diyorsa şu ne demek P2 3 demektir. Hemen buraya ufak bir notumuzu alalım. Devamında ise x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 2 demek. Ne demek? Bakın x artı 3. Buraya sıfır yapan değer eksi 3. Yani x yerine yazarsam p eksi 3 de eksi 2 demektir. Sonra bize fark bu ikisini çarpımından kalan polinomunun grafiğini sormuş. Şöyle yazabilirim arkadaşlar. Bakın p x'in hani x eksi 2 çarpı x artı 3 ile bölümden herhangi bir bölüm polinomu gelecek. O çok önemli değil. Artı kalan rx. Sonuçta ikinci dereceden bir ifadeye bölüyorsam kalan ne olmak zorunda arkadaşlar? Ee, zorunda değil. Kalan derecesi en fazla 1 olabilir. Yani ax artı b şekli yazayım. x 2 dersem p 2 x 2 dersem bakın burası 0 olacağı için gidecek. x 2 dersem 2a artı b. Yani direkt şuradaki kısımda yazıyorum. Bu ne eşitmiş? 3'e. Aynı şekilde x yerine eksi 3 dersem bakın burası sıfırlanacak. x yerine eksi 3 dersem burada yazalım direkt eksi 3a artı b. Bu da ne eşittir dostlar? Eksi 2. Şimdi bu denklemleri çözecek olursak birbirinden çıkardığımızı düşünün. 5a 5 gelecektir. a1 a1 ise dostlarım e, b de ne gelmekte? b de 1 gelmekte. Şimdi bize a1 b1 ise r eksi bulmuş olduk. Rx'e ne demiştik biz? Ax artı b. Hemen şuraya yazalım. Ax artı b. A1 b de 1. Yani x artı 1. Doğrusal fonksiyonun grafiği nasıl çizilir dostlar? x e 0 dersem y eksenini kes nokta 1. y 0 dersem yani bu artı 0 istersem, x eksenini kes nokta eksi 1 olarak gelecektir. Bu parçaları birleştirirsem bakın kalan polinomuz olan rx'in grafiğini çizmiş olduk. C şıkkı olarak doğru cevabımızı da bulabiliriz. Dönü söyle devam edelim. A ve B birer tam sayıdır demiş. Bak, bu kısım önemli. Hemen hızlı bir şekilde dostlar. Logaritma 3 tabında 40'ın yaklaşık diğerini hesaplayalım. 3 tabında 27 olsaydı 3 olurdu. 3 virgül bir şeyler. Çok da önemli değil benim için. Hemen yazdık. B. 2 tabında 140 nedir? 2 tabında 128 olsaydı 7 olacaktı. Demek ki bu da 7'den birazcık büyük bir şeyler diyorum. A artı B toplam olunca en büyük değil. Ya arkadaşlar adam zaten bize tam sayı demiş. O zaman B en fazla ne olacak? 7. A en fazla ne olacak? 3. Toplamı en fazla 10 olacak diyebiliriz. 15. soruyla devam edelim dostlar. Logaritma 2 ve logaritma 3'ün yaklaşık değerleri verilmiş. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu bulunabilir diyor. 1 5 nedir dostlar? 3 bölü 2. Bölme ise çıkartma olarak kullanacak olursam logaritma 3 eksi logaritma 2. Bunu hemen olduk. 2 tabanında 81 nedir arkadaşlar? 81 3'ün 4. kuvveti. 4'ü başa atarsak logaritma 2 tabanında 3 kalacaktır. Bakın bunu da şöyle yapabiliriz. Ortak taban özelliğinde. Bunların her ikisinin tabanı 10 olduğu için şu logaritma 2 tabanında 3'ü ortak taban özelliğinden açarsam 10 tabana göre log 3'ü de log 2 de bildiğim için ikinci öncülde de hesaplayabilirim. En evet, son logaritma 60 kaldı. Logaritma 60'ı da hani 6 yani 2 çarpı 3 çarpı 10 olarak yazalım. Çarpma ise toplamı olarak ayıralım dostlar. Logaritma 2'yi de biliyorum. Logaritma 3 de biliyorum. Ve logaritma onu da zaten biliyorum. Taban 10 olduğu için 1 gelecek. Demek ki 3 öncünün 3'ünü de hesaplayabilirmişiz. Hatırını sonra devam edelim arkadaşlar. A n bir dizidir. A 1 3 ve 4'ten küçük ve 4'e eşit değerler için burayı 4'ten büyükler için burayı kullanmaktaymış. Hemen hızlı bir şekilde en yerine 2 diyelim. A 1'i vermiş. Biz de A 2'yi bulmaya çalışalım. A2 eşittir 2 çarpı A1. Yani şunu diyebilir miyim? 4'e kadar olan A1, A2, A3 ve A4. Bakın burada ne yapmış? Diziyi anlamak da önemli. Her bir teri bulmak için kendisinden önce geleni 2 ile çarpmış. A1 3'tü. O zaman bu 6, bu 12, buna da 24 derim. Şimdi 4'ten sonrakilerde ne yapmış? Onu inceleyelim. 5'i bulmak isteseydim. A5 eşittir. A4 artı 5 hep kendinden bir önceki gelene 5 ekleyip bir sonrakini bulmuş. 4'ten büyük değerler için. A5 ne olacaktır? 29. bize ne lazım arkadaşlar? A10 lazım. Bakın hemen 5 eklersem 34 39 44 49 54 olarak bulabilirim. Doğru cevap seçeneğimiz D gelecek. Sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Ee, bir artan dizi verilmiş bize. Sonlu bir artan dizi. Bu kümeden yine bir aritmetik dizi oluşan 3 terim 3 terim çıkartıldı. Geriye kalanları toplamı 532 de denilmiş. O zaman önce bizim kendi aritmetik dizimizde kaç terim olduğuna bakalım. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 57 3'e ölersek 19 1 daha eklersek 20 terim varmış dostlar. Toplam formülü nasıldı? Terim sayısı bölü 2 çarpı ilk terim artı son terim diyelim. Bakın 10 çarpı 61'den bu benim zaten kendi terimlerimin toplamı 600 olmuş. 610'dan 532 çıkartalım. Bakın ne geldi? 72 geldi. Pardon arkadaşlar 8 yazacaktık buraya. 78 geldi. Şimdi 3 terim çıkardım ben. 3 tane rastgele bir terim çıkardım. Ve bu 3 terim de bir aritmetik dizi oluşturuyormuş. Yani bunların 3'ünün toplamı 78'miş. O zaman ne diyordum dostlar? A1 ve A3'ün toplamı ortadakinin tam yani aritmetik dizide herhangi iki terimin toplamı tam ortadaki dikkatini verir. A1 ve A3 toplarsam 2 A2 yapacaktır. Bir de kendisi var. 3 A2 78 ise 3'e bölersek A2 26 olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz değişikliği olacaktır. Bir parabol sorusuyla devam edelim. E, parabolün grafiği ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. fx fonksiyonunun grafiği x eşittir. 3 hapsi noktada artan sağında azalan. Dostlar bu ne demek? Bir parabol r'ye kadar artan sonra azalan veya r'ye kadar azalan sonra artandır. Bunu nasıl anlarız? Eğer kollar yukarıya doğruysa r'ye kadar azalan sonra artandır. Kollar aşağıya doğruysa r'ye kadar artan sonra azalandır. Evet. Bakın x seçtir 3 apsi noktanın solunda artan sağında azalansa demek ki bizim parabolümüzün kolları aşağı doğru. Başka ne demiş? F5 sıfırdır demiş. Kökün birisi 5. Şimdi diğer kök neresi olacak dostlar? O da önemli. E, tepe noktasının hapsi yani R'si, simetri eksenidir. Kökün birisinin buna olan uzaklığı 2 ise diğer kökünde buna olan uzaklığı 2 olacaktır. Diğer kökümüz de 1'miş. Ve bu sayede buraya da y eksenini kes noktayı da bulmuş olduk. Bakın dostlar bir parabolde kat hepsini tek tek bulabiliriz. A kollardan anlaşılır. Kollar aşağı doğru A'sı negatif. C sabit terim yani y eksenini kestiği nokta alt tarafta C'de negatif. R'yi anlamak için de pardon B'yi bulabilmeniz için de R'nin pozitif negatifine bakmanız yeterlidir. Gördüğünüz gibi R3'e düşüyor. Hani R3 demeyeyim de R0'dan büyük gibi yorum yapalım. Eksi b bölü 2a büyük sıfır. Dostlar paydaki ifade a negatif. Biz ancak negatif bir ifadeyi negatife bölersek yine sıfırdan büyük gelecektir. E üst kısmında negatif olabilmesi için demek ki b de sıfırdan büyüktür diyorum. Bakın bulmuş olduk. a eksi. B'si artı. C'si eksi geldi. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı olacaktır. 19. sorumuza devam edelim arkadaşlarım şekilde dört farklı kap verilmiştir. Bu kaplardan herhangi iki tanesi üst üste konulduğunda üstteki demlik olacak biçimde bir çaydanlık elde edilmektedir. Bir nolu kap 3 nolu kabın üstüne konulursa yanındaki çaydanlık elde edilir. Bu çaydanlık da bir nolu kaplık denir demiş. E, ee, dostlar ne demiş? Başlangıçta verilen kaplarla kaç farklı çaydanlık elde edebilir Pekala hemen hızlı bir şekilde şunu yapalım. Bakın sonuçta iki kısımdan oluşacak bizim çaydanlığımız. Buraya koyabileceğim kaç tane demliğim var arkadaşlar? 4. üst tarafa bir tane koydum. Alt kısma koyacağım kaç seçeneğim kaldı? 3. 4 çarpı 3'ten 12 farklı şekilde elde ederim diyebiliriz. Doğru cevabımız A şıkkı. Olasılık sorumuza devam edelim. Bir bisiklet yarışında yarışmacılardan biri olan Yiğit'in Yarışma günü yağmur yağmaz ise bakın yağmur yağmaz ise kazanma olasılığı 160. Yağmur yağar ise kazanma olasılığı, yağar ise kazanma olasılığı yüzde Hava tahmin raporlarına göre yarışın yapılacağı günün yağışlı olma olasılığı yüzde altmıştır. Yiğit'in yarışı kazanma olasılığı. Yağmur yağma olasılığı kaçmış arkadaşlar? Yüzde altmış. Yani 3 bölü beş. İki durum var. Ya yağmur yağar ya yağmur yağmaz. Yağmur yağma olasılığı yüzde altmış. Yani 3 bölü beş. Yağmurlu günde bu arkadaşın yarışı kazanma olasılığı ney? Yağmur yağmaz yarışı kazanır. İki ayrı durumu toplayacağız. Yarışı kazanma olasılığı yağmur yağmaz ise %60 yağmur yağar ise, ise %20 yani 1 bölü 5. Şimdi yağmur yağmama olasılığı %40 yani 2 bölü 5. Dostlar yağmur yağmaz ise yarışı kazanma olasılığı %60 denilmişti. Yani 3 bölü 5. Bakın bu iki durumu toplamam gerekir. 3 bölü 25 artı 6 bölü 25 toplarsak 9 bölü 25 olacaktır. Yüzde olarak sormuş 4 ile genişletirsek 36 bölü 100 yani yüzde 36 diyebiliriz dostlar. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. 20. soruyla devam edelim arkadaşlar. Fonksiyonun x eşittir 1 hapsi nokta limiti vardır. Ne demek bu? Herhangi bir fonksiyonun bir nokta limit olabilmesi için ya da herhangi bir nokta limit olabilmesi için o noktaki sağdan ve soldan limitlerin birbirine eşit olması gerekir. Yani şu noktaki değerler birbirine eşit olacak. Ama şunu söyleyelim. Bir de soldan limitimiz ile sağdan limitimiz birbirine eşit olacaktır. Tamam. X yerine 1 yazın dostlar. K artı 2. X yerine 1 yazın. 2K eksi 3. 3'ü buraya atar. 2k'yı da oraya atarsak k 5 gelecek. Bize eksi 2'deki limiti sormuş. Tamam eksi 2'deki limiti bulabilmem için bu fonksiyonu da x yerine eksi 2 ye yazmam gerekir. k'nın da 5 olduğunu biliyorum. Öncelikle k'yına 5 yazalım. 5x kare artı x artı 1 1'den küçük değerler için bunu kullanalım demiş. f'in 2'deki limiti sorulmuş. E tamam x yerine eksi 2 yazarsanız eksi 2'nin karesi 4 artı eksi 2 artı 1'den dostlar buradan da doğru cevap seçeneğimiz 19 olarak gelecektir. 22. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bize ne demiş? F gerçel sayıları tanımlıyor fonksiyon ve F'in sıfırdaki sağdan limiti F'in sıfırdaki soldan limiti eşit. Ayrıca F'in sıfırdaki mutlak görüntüsü eşit. Yani buradan iki tane ifade çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bir kere F'in sıfırda bir limiti var. Ama sürekli dememiş. Böyle olabilir. İki durum gelecek. Veya böyle olabilir. Hani f'in sıfırdaki görüntüsü mutlak değerce eşitse şuradan bahsediyorum. Mesela f'in sıfırdaki görüntüsü eksi 3 ise limit değeri 3. f'in sıfırdaki görüntüsü 3 ise limit değeri de 3. Bahsettiğimiz olay bu. Yani f'in sıfırdaki limitle f'in sıfırdaki mutlak değeri eşit olduğu için ya birbirlerinin eksilisi ya da birbirleriyle aynı sayı olacaklar. İki tane F'imiz geldi. Şekildir. Şekil 2 şekil diyelim burada. Burası 1. Burası da 2 olsun. Mutlak Fx. Evet. Mutlak Fx ne demek arkadaşlar? X8'in -x altta kalan kısmı X8'in -x üzerine çizer. X3'ü 3'e çizdiği zaman burası da da olacak. Zaten ikinci şekilde süreklilik var sıfır noktası. Onda bir sıkıntı yok. Onu hiç ellemeyeceğiz bile. Gördüğünüz gibi mutlak Fx yaparsam daima sürekli olacak sıfır noktası da iki şekil içinde. F kare alırsam dostlar ne olacak? Bu zaten sıfır noktası sürekli olduğu için karesini aldığımda bu sefer 9 olacak. Yani limit değerleri ve görüntüsü 9 olacak. Buraya bakın sıfıra sağdan limiti 9 olacak. Soldan limiti 9 olacak. O noktaki değeri eksi 3'ün karesi 9 olacağı için bu da sıfırda sürekli deriz. Ama eksi fx ne demek de bir fonksiyonu eksiye çarpmak x eksenine göre simetri demektir. Bakın bunun grafiği nasıl olabilir o zaman? Sıfırdaki görüntüsü 3. Sıfırdaki limiti de eksi 3 şeklinde olacak. Yani üçüncü öncülümüz yanlıştır. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı olacaktır. Türev sorusuna devam edelim arkadaşlar. Fx verilmiş ve f F1 bileşki f 1deki birdeki türevi sorulmuş. Şu ne demektir dostlar? F türev 1 çarpı f türev f 1 demektir. Öncelikle f 1'i bulayım. Hani şunu da yerine yazalım. F 1 dersem 2. Yani f türev 1 çarpı şunu yerine yazalım. F türev 2'ye ihtiyacım var. Fonksiyonun türevini alalım. Vakit kaybetmeden. 2x eksi 1. f türevini 1 yazarsam dostlar ne gelecek? Bakın şu fonksiyonda x yerine 1 yazarsam f türev 1 1. Aynı şekilde x yerine 2 yazarsam f türev 2 3. Yani bizden istenen ifade 3 olarak gelecektir. Dördüncü soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıda f fonksiyonu ve bu fonksiyonun grafiğine iki absisli noktasından çizilen teğet doğrusunun grafiği gösterilmiştir deniliyor. Şimdi dostlar neler biliyoruz? Bakın iki noktasında teğet. Ne demekti? Teğetin eğimi m teğet. Herhangi bir fonksiyona bir noktadan çizilen herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimi o noktadaki türevini vermektedir. F türevi 2'yi bulabilirim. Bakın şuraya alfa dersem hani teğetin eğimi nedir? X eksenine yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı tan alfa yani 2 bölü 3. O yüzden f türevi 2'yi bulduk. Ayrıca dostlar bu teğet doğrusu hani doğru denklemlerin mantığı ax artı b şekli yazılır. x'in katsayısı eğimdir. Bizim doğrumuzun eğimi kaç? 2 bölü 3. Yani x'in katsayısı 2 bölü 3. Ayrıca her eğri için y eksenini kesin nokta sabit terim demektir. Seri bir şekilde doğrunun denklemini yazabilirim. Bunu neden yazdım? Her ikisinde x yerine 2 yazdığında gittiği yeri bulmak istiyorum. Çünkü bunlar bu nokta birilerinin Y yerine x yerine 2 yazarsam 4 bölü 3 artı 2. 3 kere 2 6 4 eklersem 10 bölü 3. Ve ben bu sayede F2'nin de 10 bölü 3 olduğunu bulmuş oldum. Hadi bu iki bilgi bana yetecektir dostlar. Öncelikle e, bakın e, fonksiyonun bir kuvveti var. Bunun türevini alalım. Her iki tarafın türevini alırsak. Nasıl dostlar kuvveti olan bir fonksiyon türevi? Önce kuvvet indirip derecesini biraz azaltıyorum. Yani 2 çarpı fx. Sonra bu kuvvet burada yokmuş gibi türevini alalım. Yani f türev x. İçindeki fonksiyon x'in türevi 1 olduğu için yazmıyorum. Her tarafa x'e ne dersem g türev 2. 2 çarpı f 2 10 bölü 3'tü. f türev 2 ise 2 bölü 3'tü. Buradan da 40 bölü 9 olarak doğru cevabımızı bulabiliriz. 25. sorumuza devam edelim. Aşağıda y eşittir x, -X 2'nin karesi fonksiyonun grafiği ile abc'de dikdörtgeni gösterilmiştir. B noktasının koordinatlarını vermiş dostlar. Bize şuraya vermiş. Buna göre ABC'de dikdörtgenin çevre uzunluğu en küçük değerini aldığında C noktasının örneği. Bir maksimum problemi arkadaşlar. Öncelikle biz ABC'de dikdörtgenin çevresini bulmaya çalışalım. Dostlarım ne yapalım? Burası apsisi 6 idi. Pekala. Ben e, şuraya komple buranın uzunluğunu T demek istiyorum arkadaşlar. O zaman burasının apsisi olacak T. Şimdi nokta ordinat ilişkisinden bu nokta parabolün üzerindeki bir nokta olduğu için. Bakın buranın ordinatına gelecek. T eksi 2'nin karesi. İşte o zaman ben ee, dikdörtgenin burasının uzunluğu oldum. Burası ne olacak arkadaşlar? Burası 6 eksi t gelecek. Hemen çevrenin formülünü yazalım. Çevre diyelim yukarıya. 2 çarpı. Bakın bir kenar uzunluğumuz T eksi 2'nin karesi. Diğer kenar uzunluğumuz ise 6 eksi t. Kenarları toplayıp 2 ile çarpalım. Hemen düzenleyelim dostlar. Buradan t kare gelecek. X'in çarpımı kat eksi 4. Bir de buradan eksi var. Eksi 5 Artı ikinci terimin karesi 4. 6 daha 10 olarak bulacağım. Bakın adam bizden bu ifadenin en küçük değerini aldığındaki bir değeri sormakta. O zaman öncelikle buna bir t fonksiyonu derim. Ft derim. Hani bunun alıcı en küçük değeri bulalım. Türevini alıp sıfır eşitleyelim arkadaşlar. Yerel minimum noktasını bulmaya çalışalım. Türevini aldık. 2t-5 sıfır eşitlersek bakın ne oldu? t buradan 5 bölü 2 geldi. Demek ki t 5 bölü 2 olduğunda bu ifade en küçük değerini alacak. Bize sorduğu neydi? c noktasının ordinatını olurdu. Çevrenin en küçük değerini sormuyor. Sadece bunu en küçük yapan t değerini bulmamız yeterliydi. Şu noktanın ordinatını sormuş bize. Pekala bu noktanın ordinatı zaten şu noktayla aynı ordinata gidecek. Yani t-2 yani 5 bölü 2 eksi 2'nin karesi. Buradan da 1 bölü 2 gelecektir parantez içerisi. Karesi de 1 bölü 4 olarak bulacağız. Yani doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı olarak gelecek arkadaşlar. 26. soruyla devam edelim. Aşağıda f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. Bakın bu önemli dostlar. F olur. F tür olur. Bir çizgi öncülleri doğrudan yanlış yanlıştan doğru yapar. Önce bir bunu inceleyelim bakalım dostlar. Bakın bu f türev grafi verince f'i nasıl inceleyeceğiz? Hani ne demek bu? Türevinin grafi varsa x eksen üzerinde ise f artan x eksenin altında ise f azalan demektir. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. fx 2'ye kadar artmış. 2'den sonra azalmış diyebilirim. En azından kıyaslama sorularında bunu kullanabilirsiniz. Sonra ne diyebilirim? Bakın 2'de artandan azalana gitmiş. Yani bir yerel maksimum noktası var. Bunu da söyleyebilirim. Veya dönüş yaptığı noktalar fonksiyonun türevlerini sıfır yaptığı değerlerdir. Yani f'in ikinci türevinde 1 sıfır diyebilirim. Şimdi en azından birkaç bilgi çıkardık ve bakalım. Birinci öncülde f3 f4'ten büyüktür demiş. Evet kesinlikle doğru. 2'den sonra azalan olduğu için f3'ün görüntüsü f4'ten daha yukarıda kalacaktır. F fonksiyonunun yalnızca bir tane yerel ekstrem vardır. Evet. Bakın türevinin grafiği varsa yukarıdan aşağı geçtiği yerler yerel max. Aşağıdan yukarı geçtiği yerler de yerel min diyelim. Yani artandan azalana azalana artana. Bakıyorum bir tek iki hapsi nokta artandan azalana geçmiş. Bir yerel maksimum noktam var. F türev 1 0. Dostlar bu kimin grafiği? Türevinin grafiği zaten. F türevi 1'in 0 olmadığını biliyorum. Burada bir yere gitmiş. Yani doğru cevap seçeneğimiz 1 2 olacak integral sorumuza devam edelim dostlar. Bakın hemen hızlı bir şekilde yapalım. 1'den 2'ye şu iki ifadeyi çarpalım. x kare eksi 1 bölü x kare olacak. İlk kare farktan birleştirelim. Bunun da integralini alacağım. 1'den 2'ye öncelikle şu ifadeyi düzelteyim. x üzeri eksi 2 diye yazayım. Nedir dostlar? x küp bölü 3 eksi x üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani şu eksi 1'i artı 1 olarak yapayım hemen. Bunu da 1 bölü x olarak yazayım. Evet ifadenin integralini aldık. Şimdi sınırlarımızı yerine yazalım. X yerine 2 dersem 8 bölü 3 artı 1 bölü 2. Eksi 1 dersem 1 bölü 3 artı 1. Dostlar buradan ne gelecek zaten? 8 bölü 3'ten 1 bölü çıkarsam 7 bölü 3. Artı 1 bölükten 1 çıkarsam o da eksi 1 bölü 2 yapacak. Şu ifadeyi düzenleyelim artık. Buraya 2 ile çarpalım. Buraya da 3 ile çarpalım. 14 3 çıkarttı. 11 bölü 6. Doğru cevap seçeneğimizi bulmuş oluruz. Soru 28 ile devam edelim arkadaşlar. Aşağıda f fonksiyonun grafiği göstermiştir. A ve B bulundukları bölgenin alanlarını göstermektedir. 1'den 6'ya fx dx eksi 4. Arkadaşlar belirli integral demek fonksiyon eğrisiyle x eksen arasında kalan bölgenin alanından bahseder. Bakın alanından bahseder diyorum. Çünkü belli integral eğri ile x eksen arasında kalan bölgenin alanından bahsedecek ya. x eksenin altındaysa eksi üstünde ise artı demektir. Yani 1'den 6'ya fx dx aslında ne demektir? Eksi a artı b demektir. Şimdi dostlar peki a ve b e, yani bu integralin cevabıdır eksi 4'müş. O zaman biz eksi a artı b'yi eksi 4 olarak bulduk. Soru bize A artı B'yi 10 olarak vermiş. Taraf tarafa toplarsak 2B 6 B de buradan 3 olarak gelecektir. 29. soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıda 1, 3 aralığında bir f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Dostlar öncelikle bakın. 1'den 3 fx x demek. F ile x eksenisinde kalan bölgenin alanından. 1'den 3 f türevi x ise daha farklı bir şeyden bahsedecek. Bakın onları tek tek bahsedeceğim. Ayırıp çözerim. 1'den 3'e f türev x dx toplamaları iki ayrı integral olarak ayırabiliyorum. 1'den 3'e f x dx bunları ayıralım dostlar. 1'den 3'e f x dx ne demek? E ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanından bahsediyor. x ekseni üzerinde olduğu için bu alanları artılı bir şekilde toplayacağım. Bu integralin cevabını bulurken. Bakın dostlar burası nedir? 1. Burası da 1. Yani 1 çarpı 1 böleklikten 1 bölü 2. Burası nedir dostlar? 1. Burası da 3. Taban çarpı yüksek büyükten burası da 3 bölü 2. O zaman 1'den 3'e fx dx f ile x eksenisinde kalan bölgenin alanından rahatlıkla 2 olarak bulunabilir. Gelelim diğer arkadaşa. Bakın türevin belirli integralini aldığımız zaman herhangi iki tane f görüntüsünün farkını buluyoruz. Bakın f dedik. Türev integral birbirini götürdü. fx 1'den 3'e yani buradan da F3 eksi F1 olarak yazalım. F3 neydi dostlarım? 3. F1 neydi? 1. 3 eksi 1'den bu arkadaş da 2 geldi. Diğerdeki de 2 artı 2'den 4 olarak doğru cevabı bulmuş oluruz. Reaksiyon 1'in son sorusuyla bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Aşağıda gerçel sayılarda sürekli olan bir F fonksiyonun türevinin grafiği gösterilmiştir denilmiş bize. Ve F4 eksi F eksi 1 soruluyor arkadaşlar. Türev grafiği verildiğinde herhangi iki ordinatın farkı soruluyorsa bu işlemi çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Bu verilen fonksiyonun yani grafiği verilen fonksiyonun bakın hızlı bir şekilde eksi birden dörde belirli integralini alalım. Çünkü biz türev fonksiyonun integralini aldığımızda bu iki değer arasındaki farkı bulacağım. Eksi birden dörde f türev x dx ayrıca belirli integral demek ne demekti? Eğri ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanından bahseder. Fonksiyon ne olursa olsun. Sonuçta türev fonksiyonun grafiği verilmiş. Eksi birden dörde. Bu fonksiyon integral'i bana eğri ile x eksi arasında kalan bölgenin alanından bahsedecek. Bahsedecek derken üstte ise artılı altta ise eksili bir şekilde. Burası iki birim. Burası da iki birim dostlar. Yani şurası dört birim kare. Burası üç. Burası da bir birim arkadaşlar. Yani burası da üç birim karelik bir alan o zaman eksi 1'den 4'ü e, f türev x ne gelecek? 4 artı eksi 3 olarak bulacağız. x eksen üzerindeyse artılı altında ise eksi diyorum. Türev integral birbirini götürdü arkadaşlar. fx bakın burası gördüğümüz gibi f4 eksi f eksi 1 geldi. Burası zaten 1. Yani doğru cevap seçeneğimiz dostlar ne olacak? 1 olarak gelecektir.